Evet, bugün Akkoş Lojistik firmasından Doğan Bey ile birlikteyiz. Doğan Bey, bugün Akkoş Lojistik hakkında bilgi vererek faaliyetlerin alanlarınızı anlatabilir misiniz bize? 2004 yılında kurulmuş bir firma. Daha öncesinde otobüs işimiz vardı. Nevşehir Seyahat, Nevtur Turizm. Daha sonra bir 2019 yılında bir ayrılık oldu. Diğer ortaklarla ayrıldık. Ama Akkoş Lojistik'in kuruluşu 2004. İşte 3 araçla başladık burada. FSPC'nin nakliyesini yapıyoruz. Ankara fabrikanın. Karadeniz, işte Doğu Anadolu, Güney Marmara bölgelerini. Daha sonra 2010'da Adana fabrikanın taşımasını aldık. Daha sonra Afyon'da Malp fabrikası var. Oranın taşımasını aldık. İşte trend yolda çalışan araçlarımız var. 3 araçtan işte bugün 200'e yakın özmalla devam ediyoruz. Peki Akkoş Lojistiği pazarda rakiplerinden farklılaştıran noktalar nelerdir? Bu konularda bize bilgi verebilir misiniz? Ya daha hızlı aksiyon alıyoruz yani. İşte hani belki hani kurumsallık bir hedef. Biz de hedeflerin içerisinde ama kurumsal firmalarda hızlı aksiyon alma problemi var. İşte hani grup müdürüne diyecek, o ona diyecek, o ona diyecek. Bizi biraz böyle firmaların tercihi işte anında aksiyon alıp problemi çözebilme yeteneğimizin olması bizi rakiplerden biraz daha böyle farklılaştırıyor yani. Lojistik sektörü son yıllarda çevresel ve iklimsel meselelerle gündeme geliyor. Firmanızın bu konudaki yaklaşımı ve sürdürülebilirlik konusundaki tutumu hakkında bilgi verebilir misiniz bize? Filomuzda en eski aracımız 2017. İşte 200'e yakın araç var. Bunun %80-90'ı 2022 ve üstü. %10'luk kısmı da 2017 model. Yani çevreyi daha az kirletiyoruz. Öyle diyelim. Anladım. Bir de tabii bu dönem içerisinde pandemi geçirdik. Pandemiden bu lojistik sektörü pandemiden nasıl etkilendi ve pandemiden sonra nasıl normalleşme sürecine geçtiniz? Bu dönemi de bize anlatabilir misiniz acaba? Ya biz o dönemde biraz işte içecek sektörü tamamen durdu. İşte restoranlar kapandı, havalanlar kapandı, içkili yerler kapandı. Orada %50-%60 bir düşüş yaşadık. Ama o ara biz trend yolla tanıştık o dönemde. Alternatif oldu aslında. Aynen. Lazım. O trend yolla tanışmamız biraz böyle pandemi onlara yaradı. Dijital ortamda satış onları büyüttü. Orada büyürken onlar biz de büyüdük. Biraz daha az hissettik diyelim yani. Peki o çıktıktan sonra da o zaman diğer işlerin gelmesiyle birlikte bu sizi daha mı yoğunlaştı? Aynen. Daha sonrasında işte pandeminin getirdiği bir durgunluk, kapanma birikmiş bir talep yarattı. Orada ciddi bir talep birikti. Daha sonrasında işte pandeminin bitmesiyle çok ciddi bir talep ortaya çıktı. Ondan sonra da işte geçen yıla göre cirosal olarak yani %200-300 büyümüşüz. Ama biz hani adet olarak bakıyoruz. Yapmış olduğum sevkiyat olarak bakıyoruz. İşte 35 bin hareket yapmışız. Bu sene 40 bin hareket yapmışız. Bir ilerleme söz konusu. Yani adet olarak %10-%20 büyümüşüz yani. Adet olarak bakıyoruz. Ciroya enflasyondan kaynaklı olduğu için yani fiyatlar bugün 1 liraya getirdiğin yeri bugün işte 4 liraya 3 liraya götürüyorsun. Orada hani zaten bir artış olmuş oluyor yani geçen yere göre. Peki hem Türkiye pazarı hem de küresel anlamda lojistik sektörünün sorunları nelerdir? Bunları bize değerlendirebilir misiniz? Eğitimle alakalı görüyoruz yani. Bu işin bir meslek haline, lojistik tarafı, idari tarafı belki bir meslek haline getirilmeye çalışılıyor. Lojistik meslek yüksekokulu, 4 yıllık programa alınıyor falan. Ama şoförler kısmında böyle bir sıkıntımız var. Yani bunun işte Milli Eğitim Bakanlığı yönünden de değerlendirilip bunun bir meslek haline getirilmesini istiyoruz yani. Spesifik bazı firmaların hani işte master, diğer firmaların, büyük firmaların kendi işlerinde bir akademi kurup bunu yönetmeye de çalışsalar bütün sektörü çözemiyor yani. En büyük problem bu olduğunu düşünüyoruz. İnsan kaynağı mı? İnsan kaynağı yani. Anladım. Eğitimli insan kaynağı. Lojistik sektörü rekabet açısından değerlendirebilir misiniz bize? Yurt içi rekabet açısından değerlendirebilirsiniz veya yurt dışı ikisini bir arada değerlendirebilirsiniz. Çok rekabetçi değil. Niye derseniz hani araç bulunmuyor. Hani talep var. Biz araç bulamıyoruz. İşte ne bileyim sektörde yani yetmediği için şu an herkes mutlu yani. Hani lojistik işini yapanların büyük bir çoğunluğu hem işte araç üzerine koyuyor, piyasada iş var, bir şekilde teker dönüyor falan. Ama araç bulunamaması hani işte biz mesela
Geçen yıl 200 araç planladık. Alabildiğimiz araç 100. Yeni araç girmediği için sektöre bu bizi koruyor yani. Bir yerde hani iyi, bir yerde kötü. Dengede tutuyor aslında o zaman. Yani bir regülasyon var orada. İşte üreticiler daha az araç üretiyor veya üretemiyor. Çip sorunu yaşanmıştı zaten. Tedarikle alakalı problemler olduğu için, sektöre giriş biraz yavaş olduğu için veya büyüme yavaş olduğu için sektördeki firmalar şu an mutlu diye düşünüyorum yani. Bu Türkiye yıllar önce bölgesinde lojistik üssü olmayı hedef edinmişti. Daha önce bu söylemlerle dile getirilmişti. Geçen yıllar içerisinde bu hedefe ulaşmak için ne gibi çalışmalar yapıldı sizin gözünüzden? Sizce bu çalışmalar yeterli mi? Başka şeylere de ihtiyaç var mı? Başka neler yapılabilir sektöre dair? Yani biz çok böyle yurt dışı operasyonumuz yok. Çok böyle spesifik yani küçük yerlere işte Azerbaycan, Gürcistan, yakın çevreye iş makinesi götürüyoruz. Daha çok işte Avrupa o bölgelere hareketimiz yok. Sizce hani değerlendirirseniz lojistik üssü oluyor mu yani şu anda Türkiye mesela konumu açısından baktığınız zaman? Bence kesin olması lazım ama işte hani biraz hükümetin de belki işte burada şey yapması gerekiyor, bir plan yapması, işte ne bileyim master plan olması gerekiyor yani. Hani küçük bir resim değil de büyük resme bakmak gerekiyor. Hani coğrafi olarak işte üç tarafı denizlerle çevrili, limanları olan, ne bileyim Avrupa'ya yakın, pazarlara yakın, Orta Doğu'ya yakın. Asya'yı da birbirine bağlayan bir konum olduğu için. Yani kesin olması lazım ama işte tabii ilerleme hani biz yurt dışı olmadığı için çok göremiyoruz. Yani hani yurt dışı da büyük bir gelişme varsa hani limanlar, havalimanı, trenle bağlantılar. Herhalde hani biz çok hissedemiyoruz ama sektörde bir gelişme var. Öyle hissediyorum ben evet. Yani. Havaalanlarının yapılması, limanların yapılması. Tren hatlarının birbirine bağlanması gibi. Yani. Sizce bundan sonraki 5 yılda lojistik ve tedarik zincirinde hangi trendler öne çıkacak? Bir öngörünüz var mı? İşte Avrupa'da birçoğu demiryoluyla lojistiği yönetiyorlar ama Türkiye'de karayoluyla yönetiliyor. Evrilebilir mi? Ben uzun vadede evrileceğini düşünüyorum. İşte demiryollarıyla evrileceğini düşünüyorum. Karayolunun biraz daha gerileyip işte demiryolunun biraz daha ön plana çıkacağını düşünüyorum yani. Bunun içerisinde mesela şey de olabilir. Yani otonom sistemlerde sürüş sistemleri, işte araçların değişmesi gibi şeyler de olabilir. Yani bunlar katılacak mı sizce bu operasyon içerisinde Türkiye'de? Bu iklim değişikliği aynen belki oranın baskısıyla işte çıkan yasalar, işte ne bileyim elektrikli araç yönlendirilmesi, diğer nedenler dünyamızı daha az kirletip karbondioksiti daha az salınımı, o politikalar eğer şey yaparsa işte demir yolu orada biraz daha avantaj oluyor yani. Evet. Oranın büyümesinin gerekliliği öne çıkıyor. Evet. Ama o da bir maliyet tabii. Devlet büyükleri düşünüyordur mutlaka. Tüketime maliyet binerse işte tüketim de azalıyor yani. Peki sizden bahsedelim. Sizin için referans müşterilerinizden ve mümkünse referans projelerinizden örnek verebilir misiniz bize? Yani referans işte Efes Pilsen'in yaklaşık 2004, bugün 2023, 19 yıldır kesintisiz yapıyoruz. Ankara Fabrika, Adana Fabrika ve Afyon Mal Fabrikası. Bunun yanında işte zaman zaman yaptığımız işte Trend Yol var bunun içerisinde. Daha önce Avantsun 2 sene işini yaptık. Ondan önce Gülfinan işini yaptık. Hala Saka suyun işini yapan bir firmamız vardı. Ayrıldık. Hala devam ediyorlar. Yani memnunlar ki kesintisiz biz bu hizmeti veriyoruz. İşte şimdi yeni hidromekle çalışıyoruz. İş makinası alanında. Orada da bir memnuniyet söz konusu. Bizi bırakmıyorlar. Tedarikçilerin içerisinde biz de yerimizi aldık. Bu şekilde ilerliyoruz yani. Peki filonuz hakkında bilgi verebilir misiniz? Filonuzu oluştururken ve yeni araçlar alırken hangi konulara dikkat ediyorsunuz? Neleri göz önünde tutuyorsunuz? Bir de sizin için bu alanda vazgeçilmez nelerdir? Tedarik sorunu olduğu için şu an ikinci yedek parçasının olması, ikinci elinin satılabilmesi, değerini koruyabilmesi, artı hani arıza yaptığı zaman hızlı servis ağının olması, bunlar bizim için öncelikli yani. İşte hani diğer markalar biraz biz hani filomuzda Mercedes ağırlıklı. İşte burada üretiliyor Aksaray'da. Tamir bakım ağı daha büyük. İşte servis ağları daha büyük. Yani diğer markalarla karşılaştırdığımız zaman epeyce öndeler yani. İşte bir de Ford var hani Türkiye'de.
Ford da bunlardan birisi. Biz Mercedes'te Ford'u tercih ediyoruz. Peki burada bir parantez açarsak, mesela tenteli kısımda mı daha çok yatırımınız oluyor? Lojistikte baktığınız zaman şimdi robot kısmında yatırımlarınız var mı? Onları da sorayım. Tenteli kısmı işte her sene biz yenileme yapmayı düşünüyoruz yani. Araçlarımızı biz hep genç tutmayı düşünüyoruz. Oradaki hedefimiz kademe tarafını çıkarmak istiyoruz yani. Kademe kısmının olmamasını istiyoruz yani garajlarımızda. İşte arabaların hepsinin yeni olması zaten garantili. İşte her yıl değiştiriyoruz. Hem tamir bakım giderimiz azalıyor. Hem işte operasyon olarak arıza şu bu falan filan işi yavaşlamasını önlüyoruz. Lobet kısmında da aynı bu şekilde yapmayı düşünüyoruz ama orada tabii böyle spesifik olduğu için ürünler siparişe göre üretim oluyor. Tenteli kısım gibi değil. Hani sto bir üretim olmadığı için orada da yapmaya çalışıyoruz ama tenteli kısmı kadar değil. Yakın zamanda yeni araç yatırım planınız bulunuyor mu? Bu sene de var zaten 200 araçlık. 200 diyoruz, bu 100'de kalıyor, 120'de kalıyor. Yenileme olarak hani ilave değil de işte filomuz zaten 200. 200'ünü de yenilemek istiyoruz. Böyle bir yatırım planımız var. Firmanızı teknolojiyi takip etme ve kullanma açısından değerlendirir misiniz? Elimizden geldiğince işte hem dijital tarafta da hani daha önce biz bir McDonald's geçmişimiz var. Yolcu kısmında ne tür turizm var. Perakende tarafında ciddi bir yatırımlarımız vardı. Orada hani dijital satışın işte daha öncesinde nasıl satılırdı? Bilet mesela ben hani bilet de sattım ben, kağıtçılıkta yaptım. İnsanlar gider şubeden veya işte ne bileyim ben terminalden bilet alırdı. Evet. Şimdi tamamen işte uygulamalar üzerinden alınıyor. 3 milyon bir satışınız varsa bunun bizim bıraktığımızda %25'ti. Şu an duyuyorum ben sektörde %80'e çıkmış. Yani birçok dijitale dönmüş yani. Bizim sektör çok böyle perakende olmadığı için daha yavaş geçiyor şeye, dijital tarafa. Ama ben uzun vadede oranın da diyorum gelişeceğine inanıyorum yani. Siz firmanızı orada nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Yani çok orada yenilemeler yaptık. İşte mesela yüküm nerede diye biz bu telefon trafiğini önlemek için düşündük. Ama hani dijitalden gelmediği için daha önceki çalışanlar hala telefonla soruyorlar. İletişim kuruyorlar. Belki Z kuşağından sonra bu işin biraz daha hızlanacağını düşünüyorum yani. Olabilir. Bir alışkanlık olduğu için bırakamıyor insanlar yani. Teknolojiye biraz daha böyle yabancı bakıyorlar ama uzun vadede. Ama yine de siz içeriye bir dijital işlerle uğraşan aynen, arkadaşlar. Aynen geliştiriyoruz ama kullanmıyorlar şu an. Evet. Ama uzun vadede kullanılacağına inanıyorum. Ekibiniz hakkında bilgi verebilir misiniz bize? İnsan kaynakları zaten hani üniversite mezunu personel almaya dikkat ediyoruz. İşte yetenekli, işte doğru, dürüst, akıllı, enerjisi bol insanları tercih ediyoruz. Tabii ki hani ne kadar iyi ekipmanlarınız da olsa, ne kadar sermayeniz de olsa insan kaynağınız iyi değilse şirket geriye doğru gidiyor. İnsan kaynağı bence hani şirketin en önemli kısmı ve biz eğitimlerle de destekliyoruz personelimizi. YouTube sayfamızda da var. Hem şoförlere hem idari personele eğitimler de veriyoruz yani kendi spesifik alanlarında işte muhasebe olsun, satış olsun, ne bileyim diğer işte yönetimsel olsun gibi böyle eğitimlerle de destekliyoruz. Trafik kasko eğitimleri de verdik. Bir kaza anında ne yapabileceğini, ne yapmayacağını bunların da eğitimi veriyoruz. Yani en ufak işte ayrıntıyı da düşünüyoruz. İş güvenliği eğitimi altında veriyorsunuz aynen, bunlara. Aynen. İş güvenliği ayrıyetten onu da veriyoruz. Onu da veriyoruz. Eğitimlerle de destekliyoruz yani. Hani bugün verdik bitti değil de bu bir süreç yani. Çünkü evet. Sektör habire değişiyor. Doğru. Yasalar değişiyor. Eğitimi de devamlı destekliyoruz yani. Hizmetleriniz kapsamında bulunan proje taşımacılığı anlamında ne konumdasınız? Bu alan için ilişkin projelerinizden örnek verebilir misiniz bize mesela? Eklemek istediğiniz bir şey varsa da ekleyebilirsiniz. Proje taşımacılığı işte yeni girdik biz mesela o bölgede işte kolon inşaatın bir işini yaptık. Şantiye taşıması yapıyoruz. Kalyon inşaatın işini yaptık. Orada bir projemiz aldı ama büyük değil yani. Hani büyük bir proje değil. Böyle küçük küçük işte şantiye taşımacılığı yaptık evet. Hidromek makinelerini taşıyorsunuz. Hidromek zaten tamamen hani sıfır olan hani zaten orada bir proje yok.
Burada Ankara'da fabrikası var. İşte üretiliyor. İlgili yerlere satış yapılıyor. Biz de onları... Peki bu alanda kendinizi geliştirecek misiniz? Yani bu alana yatırım yapacak mısınız? Geliştirmeyi düşündüm zaten. Uzun süredir tenteliydi. Daha sonrasında biz pandemi falan filan olunca biraz daha böyle bu sektöre girdik biz ağır taşımaya. Yani orada da bir büyük pazarın olduğunu gördük girince. Üstüne koyarak devam ettireceğiz yani. İlk işte başladığımızda bir iki sene oluyor. Yani 2-3 tane lobetimiz vardı. Şu an 18'e 20'ye yakın aracımız var. 18-20 aracında işte dorseleriyle falan beraber işte tedarikçilerle beraber zaman zaman bu 30'a da çıkabiliyor yani. Bu sektöre girmek isteyen genç arkadaşlara neler söylemek istersiniz? Onlara tavsiyeleriniz neler olur bu kadar yıldır tecrübeleriniz yani olduğu için? Dünya kurulalı lojistik bitmemiş. Hani fiziki mutlaka hani dijitalden her şeyi alıyorsunuz ama işte karnınıza bir şey girecekse mecbur fiziki gelmesi lazım. Üzerinize bir şey giyecekseniz fiziki olarak gelmesi lazım. Yani bitmeyecek bir sektör. Bir daha dünyaya gelsem bu işi yaparım kesinlikle. Girecek arkadaşlara da tavsiye ederim. Ama tabii işte eğitimli olarak hani. Alaylı kısmından aslında eğitim kısmına yönelmeleri gerekerek. Aynen. Eğitim kısmını alarak girmelerini tavsiye ederim. Peki teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar. Hani sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa onları da. Size çok teşekkür ediyoruz bu imkanı verdiğiniz için. Biz de size Formen çok teşekkür ederiz. Dergisi sağ olsunlar bizi tercih ettiler. Basında bize de yer verdiler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.